Ben dedim ama... Ah Kazım dedim, buralar bize göre değil dedim. Onca laf ettim. Dilim tutulaydı da demeyeydim o lafları. Son sanki biraz düzeldiydi he hala. Hali tavrı daha iyiydi. Seyran'a olsun, bana olsun o kadar da sinirlenmeydi. Ağla kızım, ağla, ağla, utanma. Allah gözyaşlarına belki dualarımızı kabul eder. Esma, su için biraz. Lütfen. Kazım Bey'e hiçbir şey olmayacak inşallah. 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 Bak gördün mü yaptıklarının sonucunu? Hı? Ne oldu şimdi? Hepimiz yine senin yüzünden hastane koridorlarındayız. Ne diyorsun sen abla ya? Benim suçum mu yani şimdi bu olanlar? Kimin suçu peki? Kimin suçu? Gittin herkese bizden bahsettin. Senin suçun tabii. Ya sen bunu kimlerin yaptırdığını biliyorsun. O yüzden buradan çıkınca kimin evine gideceğini düşünsen ilk önce. Sen de Gülgün annenle kalıyormuşsun. Onun yanına taşınmışsın. Ne oldu istemem yan cebime koy mu oldu? Hiçbir şey göründüğü gibi değil abla, tamam mı? Ben sana nasıl göründüğünü söyleyeyim mi? Ablacığım söyleyeyim mi? Babamın belki de kötü haberini alacağız biz. Ve hepsi senin yüzünden oldu. Benim yüzümden mi oldu? Herkes işte babamı kovan ben miydim? Ben televizyonlara çıkıp acımasızca herkese rezil etmedim en azından. Bana bak! Bana bak! Seyran! Hastanedeyiz. Seyran! Seyran! O başlattı! Ya tekrar bir başlasa! Yeter! Sen. Yeter! Babanız içeride can çekişiyor. Siz burada birbiriniz mi yiyiniz ha? Sakın ola! Sakın ola! Erleri başında değil diye boyunlarını eğdi dedirtmeyin! Daha da dik durun! Şanlıların kızları daha da dik durucu ki, babalarından daha da dik durucu ki. Kimse sevinmeyeceği, kimse bizi yıkamayacağı. Siz kardeşsiniz. Dünya yıkılsa da bu böyle. Allah'tan doktor geliyor. Durum nedir doktor bey? Kazım bey şiddetli bir travma altında geldi hastanemize. Hı hı. İç kanama şüphesiyle kendisini yoğun bakıma aldık. Şu an tetkiklerimiz sürüyor. Durumu stabil tutmayı başarabiliyoruz şimdilik. Şimdilik derken? İyi mi babam şu an yani nasıl? Risk devam ediyor. Şu an tek önceliğimiz... Hayati tehlikeyi atlatması. Elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olun. Gördünüz mü şimdi aile olmak ne demekmiş? Babanıza bugün bir şey olsa sebep olanlar ortadan kaybolur. Sen babanı kapıya koyduğunla kalırsın. Sen de arkasından anlattıklarıyla bir ömür boyu bu yükü içinizde taşırsınız. Şimdi dövüşmek zamanı değil. Dik durmak, sarılmak, bir olmak zamanı. Çok korkuyorum abla. Bunu biliyorum. Biliyorum ama ona bir şey olmaz. Tamam mı? Olmaz ona bir şey. Olmaz tabii. Olmaz. Şimdi
Kendine bir gelsin, hemen nazlanır. Önceki gibi böyle abartılı tepkiler falan verir. Seyran. Dur, seninle bir şey konuşmam lazım. Geliyoruz biz. Gel Allah. Gel Allah, oturalım. Gel. Gel. Bizim de mi bu hale düşmemiz lazım barışmamız için? Şimdi benden sakladığın sevgini, saygını ben ölürken mi göstereceksin sen de bana? Nasıl söz anne o ya? Sen iyileştin. Hiçbir şeyin kalmadı. Bizim o hastane koridorlarındaki günlerimiz bitti. Geride kaldın önüm. Seyran, ben galiba onu kimin yaptırdığını biliyorum. İfakat mı? Hayır. Ya biz hep beraberdik bu haberi aldığımızda. Ama ilk önce Orhan Bey duydu. Ve böyle hani aşırı endişelendi. Babam için değil de sanki kendisi için endişeleniyor gibiydi. Ferit? Yani onun haberi olduysa da sonra da ne olmuştur? Babasıyla dedesiyle artık bir tutmuş çocuğu. Babam uyanınca inşallah anlatır bize hatırladıklarını. Yani ne yapacağız? Ferit'in bir alakası yok diyelim. Ama bunları Orhan Bey yaptırdı. Ne yapacağız? Susup oturacak mıyız? Ya Seyran, biz ne yapabiliriz ki? Bize kim inanır? Biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Öyle bir mücadele edeceğiz ki onlarla. Bak, babamın adı varsa bizim de adımız var. Tamam mı? Biz bunca zaman Kazım Şanlı'nın kızları olmaktan kaçtık, evet. Ama asıl şimdi Kazım Şanlı'nın kızları olma vakti geldi. Ne yapacağız peki? Ben bir Ferit'le tekrardan konuşacağım. İyice bir ağzını arayacağım, tamam mı? Tamam. İşin aslını öğrenmek lazım çünkü, şart. Sen de eve gittiğinde ifakatle konuşursun. İyice şöyle bir ağzını ararsın, tamam? Sonra? Sonrasını onlar düşünecek, biz değil.